Vallahi günaydın. Tam da bugüne şey olmuş yani. Belki seneye yüzümüz güler. Çünkü yine 4 tane hanımefendi. 3'tü. Bu sabah da yine bir evet, haber daha 4 geldi. 4 tane ve bir tanesi yani insan hangisine üzüleceğini şaşırıyor Alişan, biliyor musun? Bir tanesi oğlu annesini öldürüyor. Düşünsene. Seni yetiştiren, büyüten, emziren, gece gündüz üstüne titreyen evlat gelip seni bıçakla bir de yani. Ha, hepsi birbirinden kötü. İnsanın ne diyeceğini bilemiyor yani. Gerçekten çok üzgünüz. Yani buradan hani belki şu saatlerde biz program yaparken belki bir kadın da şiddet belki görüyor. De, belki belki de. Bir kadın da cinayete kurban gitti ama gerçekten bize yakışmıyor bu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın İçişleri Bakanımızdan, Sayın Adalet Bakanımızdan tek istediğimiz şey bu cezaların ağırlaştırılması. Ve bu kadınlar kocasından, sevgilisinden veya sokakta şiddet gören kadınların şikayetçi olduğu adamları ne olur salıvermeyiniz. Hakimler, savcılar size yalvarıyoruz ya. Korunma kararı alan kadınlar daha iyi korunsun. Ya burada hani cezalar arttırılsa da hani adam öldürmenin de cezası var. Adam da öldürüyorlar. Hani bu da bir çözüm mü? Onu da bilmiyorum çünkü ama. Çünkü idam gelmiyor. Biz geçen sene Adalet Bakanlığı'na gitmiştik sevgili Nadide Sultan'la beraber. Orada bize danışmanlarını çağırdı. Adamlar böyle dosyalarla geldi. Tamam iyi eyvallah, herkesin insan hakları var da yani can gittikten sonra insan hakkını ne yapayım? Ya idam, ya idam gelsin. Gelemez, biz AB'ye gireceğiz. Zaten biz AB'ye girdiğimizde onlar AB'den çıkacaklar. Ben de bu aynı şeyi savunuyorum yani. Onun için bizim kendi devletimiz, kendi ülkemiz adına yani kadınlarımızı korumak adına yani bu kadına şiddet gerçekten her gün bağırıyoruz sosyal medyalarda. Ünlüler bu konuda çok hassas. Herkes bu konunun üstüne düşüyor. Ama biz devlet büyüklerimizden de son bir kez daha yılın son ricası olarak gerçekten artık dediğin gibi belki de yalvarıyoruz. Ağırlaştırılsın. Yani ağırlaştırılsın bu cezalar. Ve belki bırakılmasın. Ve farkında mısın? Yani hep aynı şekilde yani sanki nasıl olsa yapayım diyor. Nasıl olsa cezası çok fazla değil. Birkaç sene yatarım çıkarım diyor. Ve şeyde de çok haklısın, biliyor musun? Yani ilk önce bir teşebbüs ediyor, salıveriliyor. Bir sonrasında zaten işlemi gerçekleştiriyor yani. O konuda korkunç katılıyorum sana yani. Yani bizim de söyleyebileceğimiz tek şey ben hani kadın döven, kadına şiddet gösteren bir erkeğin erkek olduğuna inanmıyorum. Delikanlı olduğuna inanmıyorum. Yani kadın dövmek delikanlılık değil, kadın dövmek erkek değil. Veya herhangi birine şiddet göstermek. Bu hayvana da olabilir, kadına da olabilir, erkeğe de olabilir. Ben hep bunu söylüyorum. Biz haftalarca burada işledik bunları. O zaman da söyledim, yine söylüyorum. Bu hangi camiadan olursa olsun, sanat camiası, ne bileyim doktor, avukat, okumuş, hoca. Her meslekte. Veya işte normal mahallenizden biri kim olursa olsun. Kadına şiddet gösteren adamı lütfen etrafınızda barındırmayın. Dışlayın. Onu dışlayın, yalnızlaştırın, itibarsızlaştırın ki o da anlasın ne büyük, yani anlayacak mı bilmiyorum ama en azından dışlarsanız hani sokakta bir kadına şiddet gördüğünüz zaman polisi arayın. Komşunuz eğer karısını dövüyorsa veya kızını dövüyorsa veya herhangi bir şiddet şeyi varsa polisi arayın. Veya işte itibarsızlaştırın, yanınızdan itin, kovun, yani ne yapıyorsanız yapın ama yalvarıyorum devlet büyüklerimize bir kez daha bu cezalar ne olur ağırlaştırılsın ve caydırıcı şeyler olsun. Lütfen. Bir tane dün giden mesela öğretmen, anaokulu öğretmeninin şeyi, başındaki kız. Yani ya o videolarını şey seyrettim. Ya insanın kalbi de yanmıyor ya. Yani biz evlatlarımıza emanet ediyoruz, öğretmenler. Herkesin, bütün halkın göz bebeği. Hani kadın göz göre göre gitmiş yani. Yazık, günah. Ya. Aylin vallahi Sözer, Selda Taş, Vesile Sönmez ve son olarak da Betül Tuğdur. Betül Tuğdur. Allah'tan rahmet yazık diliyoruz. Yazık, günah yani. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir an önce bu kadın cinayetlerinin, bu kadın işletinin bitmesini diliyoruz. Bir VTR'miz var, onu izleyelim. Ondan sonra programımıza başlayacağız. Çözülür mü? Sanmıyorum. Boğazını kesti, üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Kadın cinayetlerinin son kurbanı doktor öğretim üyesi Aylin Sözer oldu. Neden öldürdünüz? Korkunç cinayet İstanbul Maltepe'de yaşandı. Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in evine eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe geldi. Aracı aç şu aracı. Bu araç kimin? 57 kimin?
Sözer'in üst katında oturan kız kardeşi sabah ablasını aradı. Kapısını çaldığında da yanıt alamayınca polise haber verdi. Daireye gelen polis içeriden sesler geldiğini duyunca kapıyı kırmaya çalıştı. Bu sırada daireden dumanlar yükselmeye başladı. Daireden yükselen alevler nedeniyle apartman tahliye edildi. Kapıyı kıran polis dairede katil zanlısıyla karşılaştı. Şüpheli kendisini gözaltına almak isteyen polislere de saldırdı. Çıkan arbede de bir polis elinden yaralandı. Hadi, gel sana da biz bakalım abi. Gel. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altın, kolye ve yanıcı sıvı bulundu. Dairede arama yapan polis içeride korkunç manzarayla karşılaştı. Çok fena yanmış. Gitme. Polisler Aylin Sözer'i boğazı kesilmiş ve yanmış bir şekilde buldu. Katil zanlısı da yoğun güvenlik önlemleri altında polis merkezine götürüldü. Aylin Sözer'in cenazesi annesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla evden çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Eğitimini Amerika'da tamamlayan Sözer, eğitim fakültesinde okul öncesi öğretmenliği bölüm başkanı olarak çalışıyordu. Esas soru çocuğun daha başarılı olması değil. Esas sorun şu, daha başarılı çocuk nasıl yetiştiririm diye aile bakış açısını yeniden kurgulamalı. Sözer 16 Nisan 2019'da şiddet çözülür mü sanmıyorum demişti. Çözülür mü? Sanmıyorum. Yani tamamen çözülmez. Önlenebilir, azalabilir. Yazık günah ya. Bir kez daha rahmetle anıyoruz bütün cinayete kurban giden kadınlarımızı. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın diyeceğim ama işte bu kadar cani varken, bu kadar böyle göz dönmüş insan varken inşallah bir daha yaşanmaz.